Hepinize merhaba arkadaşlar. Kadir Alkan TV'ye hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle güzel bir videoda karşı karşıyayız. Sizlerin çok istediği, bana Instagram DM'den yazdığınız evde nasıl kademeli makineyle sakal tıraşı olabilirim videosu yapıyoruz arkadaşlar. Yani benim de sakalım şu an gördüğünüz gibi kademeli bir şekilde kısadan uzadan doğru gidiyor. Bunu şu anda sizler için bayağı bir uzattım. Yaklaşık olarak ben bir aydır falan sakallarımı kesmiyorum sırf bu video için. Ve sonuçta da göreceksiniz kısadan uzuna doğru güzel kademeli bir sakal tıraşı olacak. Bu sakalın ne avantajı var? Bu sakal uzadıkça bozulmuyor arkadaşlar. Eğer eşit bir şekilde sakalınızı keserseniz sakal karman çorman uzamaya başlar. Ama böyle olunca ister istemez yine uzun da olsa mesela atıyorum sıfır kesmenize rağmen bir ay sonra burası 1 santim oldu. Bura 1 santim olunca buraya yine 2 santim olduğu için otomatikmen kademe hiç bozulmuyor. Bu açıdan kullanışlı bir sakal arkadaşlar. Eğer yüzünüz uzun değilse çok uygun. Yuvarlaksa bu sakal tipi yine sizin için çok uygun. Ama eğer yüzünüz uzunsa zaten uzun olan bir yüzünüzü daha da sivrilterek daha da uzatmış olursunuz. Bu doğru bir şey değil. Bunu yapmayın arkadaşlar. Evet bu sakal trend ama biliyorsunuz biz kişiye özel çalıştığımız için sizin de kişiye özel bir sakalınız olmasını istiyoruz. Herkesin şu an trend diye herkeste olan sakalı kendinize yapmayın. Arkadaşlar kalın olan makineyle başlıyoruz. Şu anda ne demiştim? Kısadan uzuna doğru yapacağız dedik değil mi? Yani buradan bakın zaten benim şu an yeni tıraş oldum. Bu video içinde burayı bilerek bıraktım ki şurayı nasıl kaybediyorum onu göstereceğim sizlere. 3 milim. Bakın 1 numara 3 milimi takıyorum. 3 milim diyorum çünkü makinelerin arkadaşlar özellikleri değişebilir ama milimetre hiçbir zaman değişmez. Yani bazen işte 3 numara dediğiniz şey 9 milimdir. Tamam böyle gider. 1 numara 3 milim, 2 numara 6 milim, 3 numara 9 milim. Böyle böyle devam eder. Ama bazıları mesela örnek olarak makinesinde 3 numara yazıyor ama 3 milim olabiliyor. Siz buna bakmayın, milim olarak bakın. Ben de size şu anda açıklıyorum. 1 numara ama 3 milim olarak hesaplayın. Tamam mı? 3 milim. 3 milimde başlıyorum. Makine ne kadar ince ise tarak o kadar ince. Makinenin tarağı kalınlaşırsa siz de kalın tarak kullanıyorsunuz. Genel mantık bu. Şu anda ne yaptım arkadaşlar? Bakın burada 0, 0 var ya. Burayı 1 ile aldım. Şu anda şuraya kadar 1 ile devam edeceğim. Sonra 1'den yavaş yavaş kademeli uzatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki kod farkını fark ediyorsunuzdur. Şu anda 0, 1, 2, 3, 4 gibi devam edeceğim. Ama şurada şu inceliği bir görmenizi istiyorum. Ama burada dikkat edin burada bir çizgi oluşturmuyorum. Sadece bir gölge oluşturuyorum. Sağa yaptığınız hareketin aynısını sola da yapın ki hata yapmayın. Bakın sağa yaptığım hareketin aynısını sola da yaptım. Bunun ölçülerini şöyle belirleyebilirsiniz. Kulağın hizasına göre belirlerseniz eğer kulağınız yamuk değilse büyük bir ihtimal aynı olacak. Artık burada bakın bir geçiş oldu. Şimdi aynısını sağ taraftan yine sola yapıyorum. Şunu unutmayın. Sol favorinizle sağ favoriniz hiçbir şekilde aynı değildir. Yani birebir aynısını yapmaya çalışmayın. Bunu berberinizden de istemeyin. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Bu sefer 6 milim yani 2 numarayı takıyorum. 1 ile aldığım yerden itibaren yavaş yavaş onu kullanıyorum. Genel anlamda benim mesela boğazımın altı temiz ve çok vücudumda kıl yok ama genelde çok müşterimiz var. Bu kısımları çok fazla sakal var. Onlar şurası çizgi şeklinde yapmayın arkadaşlar. Yani biraz hacı sakalı gibi olmasın. Genelde genç arkadaşlarımız bunu çok yapıyor. Şurası hacı sakalı gibi olmasın. Daha natürel geçişler olsun. Benim zaten kendiliğinden natürel olduğu için çok uğraşmıyorum. Buradaki hizayı nereden belirleyebilirsiniz biliyor musunuz? Gırtlaktan. Tam şu gırtlağın olduğu yer burası hizadır. Onun altı gereksiz sakal. Yine aynı şekil altları da inceltmek için yine 3 milim 1 numarayı takıyorum arkadaşlar. Evet bakın
alt kısmını daha natural bir şekilde inceltmiş oldum. Şimdi makasa geçiyorum arkadaşlar. Makası nerede kullanacağım? Şu çenemi ben çok kısaltmak istemediğim için burayı makine kullanmıyorum. Burayı makineyle mesela ne yaptık? 0, yarım, 1, 2, 3, 4, 5. Makineyle de alabilirim ama ben makine kullanmadan makasla keseceğim. Ne demiştik? Sakal uzadıkça tarak da büyür. Tarağı aşağı doğru bakın alıyorum. Aşağı doğru. Şu üste çıkanları kesiyorum arkadaşlar. Bende çene yok. Bakın çene varmış gibi gösteriyorum. Buradan neyi anlıyoruz? Saç sakalları ki makyajları diyor ya Kadir Alkan. Hani Kadir Alkan diyor ya. İşte burada sakalın önemini gösteriyoruz. Hataları, kusurları yüzümüzde istemediğimiz şeyleri sakalla kapatıyoruz. Kafamızda istemediğimiz kusurları da saçımızla kapatıyoruz arkadaşlar. Biz buna anatomik kesim diyoruz işte. Size özel sadece. Kimi misafirlerimizin ne yazık ki boğazla göğüs birleşiyor arkadaşlar. Biraz Recep İvedik modon oluyor yani. Bakın arkadaşlar. Şu anda sakal ne kadar güzel bir şekilde kısadan uzuna doğru geliyor. Ne dersiniz, oldu mu? Yoruma lütfen bunu yazın. Ben genelde kendime bunu çok yakıştırıyorum. Benim için çok daha ideal. Hem çenemi dediğim gibi büyük gösteriyor. Hem yüzümü daha zayıf gösteriyor. Daha uzun gösteriyor. Dolayısıyla da kendimi çok daha iyi hissediyorum. Sizce nasıl olmuş? Lütfen yoruma yazın. Ve yoruma şunu da yazmanızı sizden rica ediyorum. Evde nasıl saç kesilir videosu yapayım mı? Yani sizin için kendi saçımı kendim kesip, normalde kesebiliyorum bu arada arkadaşlar ama tabii ki saçımı kesebilecek ehil birisi varsa neden gidip kendim keseyim? Bu videoyu niçin yapacağım biliyor musunuz? Mesela geçenlerde bir misafirim Amerika'da yaşıyor. Diyor ki ben Amerika'da berbere gitmek istemiyorum. Hem çok pahalı hem de çok kötü kesiyorlar. Kendi evimde saçımı nasıl kesebilirim videosu yapsana dedi. İyi bir fikir verdi. Yani berberden muzdarip olan, berber fobisi olup kendi evde saçını kesmeye çalışan bir sürü takipçim var. O yüzden tabii ki hepinize yetemiyoruz. Hepiniz başka şehirler, başka ülkelerdesiniz. En azından belki fikir verebilir diye düşünüyorum. Eğer de yorum kısmına yazarsanız çok yakında bunu da düşünüyorum yapmayı. Bu arada arkadaşlar evde nasıl jiletle sakal tıraşı olur videosu da yapmıştık. O da çok hoşunuza gitmişti. Ben onda bayağı bir gençleşmiştim 10 yaş falan. Artık videonun sağında solunda onun da kartını görebilirsiniz. Jiletle de sakal tıraşı olmak istiyorsanız o videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yine artık her videoda söyleyeceğiz bunu. Her videoda yorum yapan tüm misafirlerimize Etiler salonumuza ücretsiz cilt bakımı ve saç botoksu var. Evet, herkese bu çekilişsiz. Ayrıca çekiliş var. Çekilişin şartları açıklama kısmında yazıyor. Her videoda bundan sonra çekiliş yapacağız. 5 kişiye aranızdan ücretsiz sakal kesimi yapıyoruz arkadaşlar. Video ile alakalı bir konu yapacağız çekilişi. 5 kişiye de ücretsiz bir şekilde sakal tasarımı yapacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Çekilişe katılmayı unutmayın. Öpüyorum sizi.